EZK.net internet sitesi için hazırlamış olduğumuz videolu anlatım programına hoş geldiniz. Bugünkü videolu anlatımımızda TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Çizgi Film Makinesi isimli programa nasıl resim gönderebiliriz? Bunun için hangi program lazım? Nasıl resim çizeriz? Bunlarla alakalı bilgileri anlatmaya başlayacağım. Bu videolu anlatım programı genelde çocukların izleyeceğini düşünüyorum. Onlara yönelik olarak anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Tabi ebeveynler de dinleyip çocuklarına yardımcı olabilirler bu konuda. Çünkü internet belirli derecede ebeveyn kontrolü altında kullanılması gerektiğini de düşünüyoruz. Şimdi bunun için öncelikle Çizgi Film Makinesi isimli çizgifilmmakinesi.com isimli internet sitesine giriş yapalım. Google'dan faydalanabiliriz bunun için. çizgifilmmakinesi.com çizgifilmmakinesi.com adresine girdiğimiz zaman karşımıza kareli metot defterine benzer bir sayfa çıkıyor. Burada ben sayfayı tanıtmak ileriki zamanlarda sayfayı tanıtacağım. Şimdi öncelikle sağ alt tarafta bugünkü videomuzun konusu olan Tux Paint programının nasıl indireceğiz, onunla alakalı bilgileri aktaracağız. Eğlenceli resimler çizebileceğin Tux Paint programını ücretsiz indirmek için tıkla yazan bir yazı var burada. Bu yazının altına hafif gelindiği zaman mouse işaretimiz R şekline dönüşüyor. Bu yazıyı buraya tıkladığımız zaman karşımıza indirme sayfası hemen gelecek. Ve Tux Paint programını indiriyoruz. Tux Paint programı indirilirken sayfayı tanıtayım bu arada. Sayfada sağ üst tarafta resimlerinin yayınlanacağı kişilerin listesi bulunmakta. Bu sayfa her gün güncellenmekte. Buraya girip kendi resminizin yayınlanıp yayınlanmayacağını görebilirsiniz. Orta taraftaki bölümde örnek bir resim ve hayalindeki dünyayı resimle diye üzerine yazılmış. Bu haftanın konusu hayalindeki dünyanı resimle. Eğer siz bu arada bizim indi, bunu bir aşağı indirelim. Eğer siz hayalindeki dünyayı resimlerle alakalı bir resim yaptıysanız ve göndermek istiyorsanız bu linki yok hayır ben bu haftanın konusunda değil de genel kendimi serbest çalışmaları var elimde onları göndermek istiyorum diyorsanız bu linki tıklayarak karşınıza çıkacak olan formu dolduruyorsunuz. Bunları daha sonraki derslerimizde işleyeceğiz. Şimdilik çizgi film makinesiyle alakalı sitedeki yapacağımız işlem bu kadardı. İndirmiş olduğumuz klasörümüzü açalım. Tux Paint 09.21 1032 installer zip diye bir dosya indirdi. Bunu sağ tıklayıp buraya çıkart diyelim. Çünkü biz bu programı bilgisayarımıza kuracağız. Uygulama olarak gözüken tekrardan Tux Paint isminde bir setup dosyası indirdi. Kurulum dosyası indirdi bizim bilgisayarımıza. Bu kurulum dosyamızı çift tıklıyoruz. Eğer Windows 7 kullanıyorsanız böyle bir uyarı gelecektir sizin de karşınıza. Bunu evet diyerek geçiyoruz. Evet, setup wizard açıldı. Kurulumda size yardımcı olacak bir program bu. Burada next yani ileri denilen tuşu tıklıyoruz. Yukarıda programı kullanabilmek için gerekli olan sözleşme yazılı. Bu sözleşme İngilizce. Daha sonra program İngilizce mi diye düşünebilirsiniz. Evet, programın ana dili İngilizce fakat bunu biz Türkçe'ye çevireceğiz. Burada I accept the agreement tuşunu tıklıyoruz. Yani birincisini seçiyoruz. Daha sonra zaten ikinci seçili olduğu zaman next ileri düğmesi kapalı. Birincisini seçip next'e tıklıyoruz. Daha sonra burada kurulumun bütün kullanıcılar için mi yoksa ayarlanan kullanıcılar için mi sadece ayarlanan kullanıcılar için mi olduğunu
ile alakalı bir bölüm. Bunda hiçbir oynama yapmanıza gerek yok. All users kalabilir. Next diyoruz tekrardan. Programın kurulacağı dosyayı belirliyor. Buna da yine next deyip geçebiliriz. Tuxpaint ismi browser şeyde gözüken başlangıç menüsünde gözükecek olan ismi veriyor. Yine next deyip geçiyoruz. Eğer programın masa üzerinizde gözükmesini istiyorsanız, kısa yolun oluşmasını istiyorsanız bu tıklı geliyor zaten. Tıklı olarak kalabilir. Daha kolay bir ulaşım sağlar. Tekrardan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Next deyip buraya da geçiyoruz ve ayarladığınız bilgileri gösteriyor size. Install yani kurulumu başlatmak için de install'a tıklıyoruz. Hızlı bir şekilde program kendisi kurulumuna devam ediyor. Şimdiye kadar yaptığımız bir tek şeyi kabul etmekti. Sözleşmeyi kabul etmek, üstteki seçeneği seçmekti. Onun haricinde diğerlerine next deyip devam ettiğimiz zaman kurulum bitecektir. Evet, kurulumuz bitti. Finish tıklayabiliriz. Eğer readme dosyasını görmek istiyorsanız bunu tıklı kalabilir. Kurulum başlasın. Kurulum ayarlarını yapmak istiyorum diyorsanız bu tıklı kalabilir ki tıklı kalsın. Şimdi o ayarları yapacağız biz. Sadece şu view the readme file önündeki tıkı kaldırıyoruz. Finish'i tıklıyoruz. Evet, karşımıza kurulumla alakalı programımızı kontrolle alakalı bir pencere açıldı. İngilizce bir pencere. Ben hemen kısaca şunu yapacağız burada. Ayrıntılara girmeden Languages yani diller bölümünü tıklayacağız. Ve arkasından buradan Türkçeyi seçeceğiz. Şu an Türkçe olarak geldi zaten. Ama bu belki farklı dillerde de gelebilirdi. Mouse'umuzu yukarıya veya da aşağıya oynatarak da Türkçeyi veya da bulabiliriz. Turkish. Daha sonra eğer bu farklı bir şey seçili geldiyse bu Apple açılacaktır. Farklı bir sonuç gelmezse, Turkish geldiyse Apple deyip buradan çıkabiliriz. Quit deyip. Bu arada ayrıntıya çok fazla girmek istemiyorum ama Video Sound bölümünde Windows Size bölümü var. Bunu 1024'e 768 gibi büyük bir şey yapabilirsiniz. Bu normal standartta 800'e 600 olarak gelecektir sizin ekranınızda. Ama dediğim gibi buralarda hiçbir değişiklik yapmadan sadece Languages'i tıklayıp buradan Türkçe'yi seçip Apple'yi tıklıyorsunuz. Sonra Quit diyoruz. Evet, programımız kuruldu. Tuxpaint masamızın üzerine geldi. Güzel bir logosu da var. Tuxpaint simgesini çift tıklayarak programımız açılacaktır. Açıldığında da siz de duymuşsunuzdur. Bir müzik eşliğinde açılıyor ve ana sayfası geliyor. Bu daha önce çizilmiş olan bir resim karşımıza çıktı. Muhtemelen sizin açtığınız zaman bunu görmeyeceksiniz. Ben buradan hemen boş bir sayfa açayım. Yeni deyip yeni boş bir sayfa açalım. Evet. Siz açtığınız zaman böyle boş bir sayfa gelecektir. Elinizdeki simgeden de fırçanın olduğunu görüyorsunuz. Bugünkü video anlatımım bu kadar. Bir dahaki videoda sizlerle Tuxpaint programının nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Buradaki araçlar ve fırçalar bölümünden nasıl, ne işe yarar, bunlardan bahsedeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.